bana bir gerekçe söyle, yerini bulsun düşündürsün. Bir hatam mı, bir kusurum mu var ya da herhangi bir ihmalim? Bir iş karıştırıyorsun bence, yok başka ihtimalin. Yani hakikaten mi gidiyorsun, kısmet bu kadar mı diyorsun? Yani bir de görüyorsun, yani anlayamadım ki, yine de sana kızamadım ki, sen böyle istiyorsun. Yani hiç acıman yok, iştahın ne kadar çok, yaşamak istiyorsun. Ben zannetmiştim. Yani bir de görüyorsun, yani anlayamadım ki, yine de sana kızamadım ki, sen böyle istiyorsun. Yani hiç acıman yok, iştahın ne kadar çok, yaşamak istiyorsun. Okullar açıldı, trafik başladı, annelerin işi zor, sabah çocukları okula gitti, öğlende gelecekler var, öğleden sonra gelecekler var, yemekler yetişti, Show TV gündüz kuşağında günden güne iyiye gidiyor. Simge Fıstıkoğlu ile güne başlıyorsunuz, Alişan ve Çağla ile devam ediyorsunuz, yemeğinizi yiyip kahvenizi koyuyorsunuz, ben geliyorum Show TV daha ne yapsın sizin için? Beddua ne zaman yerine ulaşır? Annenin evladına ettiği beddua tutar mı? Kalp kıranın bedduası kabul olur mu? Tasavvuf sohbetleriyle gönülleri fetheden mutasavvuf yazar Cemal Nur Sargut birazdan Gülben'de. Yemeyen çocuğa iştah açıcı tarif. Mutluluk çayı nasıl yapılır? Güne tütsüyle enerjik başlayın.
Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı Ayhan Ercan, bitkilerle hazırlanan doğal tarifleri vermek üzere birazdan Gülben'de. Gençlik iksiriyle yaşlanmayı durdurun. Selülitlerden kurtulmanın formülü. Vücuttaki çatlakları nasıl önleriz? Stres yaşlandırıyor mu? Düzenli uyku ve egzersiz yapmak yaşlanmayı geciktirir mi? Bitki bilimi ve doğal güzellik uzmanı Suna Dumankaya, pazartesi Gülben'de. Bir de bugün bizde neler var bir bakın bakalım, sonra gelin bana yine. Yaratalar, cips mi yiyorsunuz? Evet, evet. Seni de yiyeceğiz. Allah bir daha sizi ekranlardan çıkarmasın diyorum yani. Amin diyorum. Bitki banyosuyla ağrılara son. Yemek yemeyen çocuğa iştah açıcı tarifler. Mutsuzluk kader değil. Mutluluk çayı. Kalıcı bronzla muhteşem formül. Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı Ayhan Ercan, bitkilerle hazırlanan doğal tarifleri vermek üzere stüdyomuzda. Ayhan Bey hoş geldiniz. Özlediniz mi beni? Özlemem mi? Ayhan Bey... Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Derneği. Aktarlar ve Baharatçılar Derneği Başkanı. Yani o altın çilek gerçek, bu altın çilek gerçek değil. Hangilerinin gerçek olduğunu ve gerçekten bitkiler üzerine öğrenimli ve dernek başkanı olduğu için çok güvenilir bir isim. Benim daha önceki zamanlarda da Gündüz Kuşağı'nda konuğum olmuştu. Çok uykumuzun geldiği program vardı. Onu hiç unutmam. Yani yayında gerçekten bir böyle gevşetici bir çay yapmıştınız. Neydi o? Uykusuzluk için yapmıştık onu özellikle ama. Ve biz saf gibi gündüz vakti. Fazla kaçırmıştık. Onu içtik. İkimiz de böyle bir kikir kikir hallere girdik. Evet. O çayı bir kere daha tarifini alacağım. Zaten soruyorlar hanımlar. Gelir aktarlara. Gülben Hanım'ın çayı diyorlar. Bayıltan çayı onun ismi bende. Peki Ayhan Bey hoş geldiniz. Hoş buyurun. Ekran başındakiler sorularını hazırlayın. Duysunlar. Ben tanıtımda gördüğüm ilk soruyu soracağım size. Çocukların iştahını açmak. Evet. Anneleri çok mutlu eden bir şey bu. İlk Kesinlikle. Önce onu soracağım. Yani aslında birçok anne görüyoruz, geliyorlar sık sık. Çocukları çok iştahlı. Bir kere her çocuk kilolu, çocuk sağlıklı demek değil. Bunu bir bilmeleri Kesinlikle. Gerekiyor. Bu bizim bahsettiğimiz, verdiğimiz formüller iştah açıcı ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok basit, evlerinde kendilerini yapabileceği ve neredeyse herkesin bildiği polenimiz var burada, arı poleni. Evet. Hem bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz, hem de beslenme açısından çok zengin bir besin. Arı poleni deyince nedense aklıma pahalı diye bir laf geliyor. Yok, bugün aktarlarda kilosu yanlış bilmiyorsam 70 lira civarında bir paraya. Peki bir kilo da almayacağız sonuçta. Yok. Ne kadar almalı? Yani şurada gördüğünüz miktar bile 100 gramdır. Bu öğütülmüş şu 100 gramdır ağrı. Ne kadardır bu? 100 gramı 7 lira gibi bir rakam. Evet, yani, tamam. Felaket değilmiş yani. Evet, hiç ve değil. Ve bundan siz çok az kullanırsınız çok az. Hatırladığım bir kaşık, kadarıyla. Bir kaşık kullanacağız bundan. Çok besleyici bir gıda maddesi. Bakın, tek insanın suyla birlikte yaşayıp yaşamını idame ettireceği dünyada tek bir besin vardır. Oo. O da arı polenidir. Çünkü bütün vitaminleri, bütün mineralleri içerisinde içeriyor. Hep çiçek özlerinden alıyor. Tabii bunda kalitelisini almak çok önemli. Kesinlikle. Dediniz ki bir insan suyla ve arı poleniyle yaşayabilir, sağlıklı yaşayabilir. Sağlıklı yaşayabilir. Bir de çok önemli bir şey daha söylediniz. Annelere göre çocukların kiloları ne kadar yeseler o kadar kar diye yanlış bir bilgi var. Evet. Ne dediniz? Bazen çocuk kilolu olduğu zaman sağlıklı demek değildir. Değil. O zaman anneleri tekrar uyaralım ki Kesinlikle. Çocuğunuzun kilosu yerindeyse bu iştah açıcıyı kullanmayın ya da haftada bir sadece besleyici olarak kullanın. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Burada kara üzüm özütümüz var. Kara üzüm özütü. Niye özellikle bunu söylüyoruz?
Ben çok sık bunu söylüyorum. Bu yine kapak azizliğine uğrayacağız. Eller, şuradan peşete rica edelim. Tabii. Kuru olanlar. Karizmayı zedelemeyelim. Evet. Bunlar... Ay üstünüze dökülmesin. Yok. Organik ürün olduğu için içerisinde koruyucu yok. Onun için çok özel metal kapaklarla kapatılıyor. Açılmıyor. Ellerim biraz kremli. Onun için biraz zorlanıyoruz. Hayır gel. Bir, açılmıyor. Evet. Bir gücünü görelim. Evet, bakın, poposuna vur diyor, poposuna. Hanımlar doğru söylüyorlar. Bir tekniği var onun. Ver. Ağzına vur. Ver. Doğru, hanımlar çok doğru söylüyor. Başka şeyler. Böyle açıyorsunuz. Ama... La 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 la. Yani verseniz de güç yetmiyor. Bir bıçak gibi bir şey, kaşık ya da açılmıyor. La 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 la. La 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 la. Ay açılmıyor mu? İnanamıyorum. Bir metal. Evet, bir metal. Yani ikinizin de karizması yerle bir olacak eğer şu hanımefendi bunu açarsa. Buyurun. Allah aşkına ne yapacaksınız? Şurada ama metal olsun. Metal, evet, metal. Metal kaşık. Açıl. Gelin. Bakın. Mikrofon. Kafa yüzün hiç gözükme. Gelin benim mikrofonuna. İsminiz? Özgür. Özgür Hanım. Evet. Bakın. Ayhan Bey'in açamadığı genç, yiğit, delikanlı stüdyo şefi göster kendine. Açamadı. Kaldır kafayı. Açamadı. O kadın gücüyle değil, ev hanımı gücüyle açtı. Vallahi bravo. Biz burada açmaya demeyelim ama poposuna vur, poposuna vur diyor. Evet. Bir vurdu açtı. Tebrik ediyorum sizi. Kaç çocuk var? İki. Allah bağışlasın. Bir oğlum var. Koşturuyorlardır değil mi ikisi de? Büyük onlar. Biri 16, biri 22. Siz onları poposuna vura vura ne güzel büyütmüşsünüz. Tebriklerle uğurluyorum yerinize sizi. Bravo. Evet. Neticede iş bilenin kılıç kuşananın. Kesin. Kesin. Tabii bunların teknikleri var. Hanımlar bu konuda. Ev hanımları özellikle. Peki. Ama şey var tabii, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Ben dövdüm hanımefendi. O da karizmayı çözmesin diye. Yok. Peki. Şimdi polenimiz var. Bu polenden kişiye, çocuğa göre 5 yaşına kadar bir çay kaşığını geçmemek çok önemli. 5 yaşına kadar bir çay kaşığı. 2 yaşından önce asla vermemek gerekiyor. Hiçbir ara ürünü vermemek gerekiyor. Bal, arı sütü, propolis hangisi olursa olsun. Eğer çok hastalık durumlarında propolis 2 yaşından önce verilebilir ama ne olursa doktoruna, hekimine muhakkak bilgi vermek lazım. Biz 5 yaş üstü yapalım genelde daha çokla. Mesela tepeleme diyelim bir çay kaşığı kadar. Tamam. Polenimizi buraya koyduk. Bundan da içine metal kaşık değdirmeyeceğiz. Polen koyduğumuz kaşığı da sürmeyeceğiz. Yeni bir tane kaşık alacağız. Çünkü bozulmaya çok müsait bir gıda maddesi. Bunun ismi neydi? Üzüm özütü, kara üzüm özütü. Bakın üzümün çekirdeği, üzümün lifleri, üzümün etli kısmı. Evet. Gördüğünüz gibi renginden çok çok belli. Reçel gibi. Evet, aynı marmelat gibi. Bundan da bir yemek kaşığı kadar, bir çay tatlı kaşığı kadar koyacağız. Bunu böyle bir güzel karıştıracağız. Ve tadı da hiç kötü değil. Benimkiler de bir tanesi sıska. Evet. Ona olur. Ona olur kesinlikle. Yalnız burası çok önemli. Bunun ağzını tekrar sıkmadan şöyle hafifçe yapacağız. Buzdolabına koyacağız ve bunu da 15 gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Çünkü organik ürünler çok çabuk ambalaj açıldıktan sonra bozulma ihtimali yüksek ürünlerdir. Peki şimdi ekran başında bizi izleyip bunu not alan hanımlarımız üzüm özütü diye aldıklarında ne bileyim cam şişede mi olmalı, organik olduğu etiketinde mi yazmalı? Kesinlikle organik olduğu etiketinde yazmalı, organik konusuna zaten değineceğiz. Tabii biz burada etiketlerini saklamak durumundayız. Ama Tarım Bakanlığımızın bir başağı simgeleyen bir yuvarlak içerisinde yeşil beyaz organik ürün amblemi vardır. Bu organik ürün amblemi muhakkak olması gerekiyor. O olmadan sözde organik olmaz, lafla organik olmaz. Pazarda domates satıyorum, hanım gel bu organik domates, böyle bir şey yok. Her organik ürünün kendine has, özel sertifikasının olması gerekiyor, ambleminin olması gerekiyor. Bu Tarım Bakanlığı'nın logosunu biz editör arkadaşlarından rica ediyorum, edinelim. Evet, bu konuları konuşurken ekranımıza küçücük getirelim onu. Ayhan Bey geldi, telefonlar hızlandı. Zuhal Hanım arıyor bizi İstanbul'dan. Buyurun Zuhal Hanım.
Merhabalar Gülben Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Siz? Ay çok heyecanlıyım şu an. Ay. İlk defa bağlanıyorum. Evet. Çocuk iştahsız. Benim, evet. Doktor, Ayhan Bey'e bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Benim 2,5 yaşında bir kızım var. 2 senedir dilinde sürekli yara çıkıyor. Yani gitmediğimiz doktor kalmadı. Tarihlerini yaptırıyoruz. Her şekilde bağışıklık sisteminin düşük olduğunu söylüyorlar. Hmm. Şu anda dili yara. Bana polenin iyi geldiğini söylediler. Ben aldım. Sadece dün kullandım ama bana balla verin dediler. Benim kızım balla yutmuyor. Yani şöyle senin ağzında devamlı tutuyor. Pekmezle denedim. Pekmezle de aynı şekilde yine böyle ağzında tutmaya çalışıyor. Acaba nasıl verebilirim? Nasıl yapabilirim diye Ayhan Bey'e soracaktım. 2,5 yaş için olabilir. Tamam. Zaten bağışıklığı düşük olduğu için söylemişler. Bu zaten bizim formülümüzü verebilir. Bu eğer tadına siz de bakarsanız hiç kötü bir tadı yok. Bunun. Tam zayıflamışken iştahımı açacak bir şeye korkudan bakamayacağım yani. Yani çok, çok az bir parça bakın. Çok az, küçücük bir parça bakın. Emin olun ki, emin olun ki tadı çok güzel. Bakayım. Ve çocuklar bunu... Çok riskli ama. Evet, gönül rahatlığıyla yiyebilirler. Bak yani benim iştahım açılsa kapanmaz. Bakın, şey daha mahveder bizi. Şöyle söyleyeyim. Bunun içerisinde üzüm suyu, yani şekerli meyvenin suyu yok. Aa çok güzel. Oh. Evet. Dolayısıyla kilo aldırma riski yok bu ürünlerin. Bir de bu tür ürünler eğer aç karnına tüketilirse... Bakın iştah kapar, şeker içeren ürünler. Hep söylüyoruz arı ürünleri, pekmezler, ballar... Aç karnına alınırsa iştah kapar. Çünkü çok enerji kaynağıdır. Vücudu enerjik kılar ve tokluk ve açlık merkezini uyarır. Küçükler için de büyükler için de böyle mi? Böyle. Bunları o yüzden hep yemeğin üstüne tatlıya hayır derler evet, herhalde. Kesinlikle yemeğin üzerine tatlı kilo yapar. Çünkü vücut istediği besini, ihtiyacı olanı almıştır. Siz üzerine ekstra daha bir enerji kaynağı verirsiniz. Vücut sadece son aldığınızı yakar. Yani şekeri, tatlıyı yakar. Geri kalanlar vücutta depolanmaya geçmiş başlar. Olsun. İşte kilolar çıkar. Peki. Çocuklarımıza da bunları tok karnına vereceğiz. Eğer bağışıklığı düşükse de propolisimiz var. Bunun içine ilave edeceğiz. Bu çok gündemde, son gündemde. Propolis damla olarak mı damla satılıyor? Damla olarak da satılıyor. Kendisi mum olarak da satılıyor. Bir wax zaten kendisi. Ama buna dikkat etmek lazım. Wax olarak tükettiğiniz zaman %90'ı bunun bağırsaklarında çözülemiyor ve gidiyor. Midede çözülemiyor. Hmm. Yani anca %10'dan faydalanabiliyoruz. Peki hanımefendiye pratik bir çözüm olarak 2,5 yaşındaki bir çocuğun dilinden anlayan birisi olarak bir şey önereceğim ama tabii. Lütfen yanlışsa düzeltin. Küçük kurabiyelerden yiyor mu? Yani iştah olmadığı için o kurabiyeyi en az bir neyi en çok seviyor? Neyi? Patates kızartması seviyor mu? Seviyor evet. E tabi buna batırın verin. Evet. Çok yani doğru. Işte, peki günde kaç kez verebiliriz Ayhan Bey bunu? Yani bu 2,5 yaşında olduğu için bir kaşık. Bir kaşık yeterli evet. Bu ölçü çok yeterli. Ama bunun içine de mesela bir kaşık için yapacağımız ölçü de 2,5 yaşında olduğu için kaç kilo çocuğunuz? Kızım şu an 13,5 kilo. Yani 2 damla propolis günlük yetecektir. Sadece ve sadece 2 damla. O da suyuna... Suyuna da koyulabilir. Bunun içine de ilave koyulabilir. Yalnız hep ricamız bunları hazırlarken organik ürünlerle tahta kaşık kullanacağız. Metalden mümkün olduğunca uzak duracağız. Ne kadar ucuz ve ne kadar evet. Güzel şunlar. Kesinlikle. Ne kadar ucuz. Kesinlikle. Bizim mutfakta bunlar bir de bal için olan var şöyle çizgi çizgi. Evet. Çocuklar bizde alıştılar. Hiç yani onlar kendileri bağlayacakken tahta kaşık alıyorlar. Bir de çok eski anneanne evlerini hatırlatıyor değil mi? Evet. O metalin soğukluğundan uzak tahtanın... gerçekçi duygusunu ben çok seviyorum. Peki size sevgiler Zuhal Hanımcığım. Aynur Hanım'ı alıyorum. Buyurun Aynur Hanım. Alo. Alo. Alo Gülben Hanım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Programınız hayırlı olsun. Olsun. Hoş geldiniz evimize. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Benim Ayhan Bey'e bir sorum olacaktı. Buyurun. Ayhan Bey merhaba. Merhaba. Benim 1,5 yaşında kızım var. Hiç yemek yediremiyorum. Yani oyunla ağzına sokuyorum misal yemeği. Onu tükürüyor, yutmuyor. Kesinlikle yediremiyorum. Beni emiyor. Acaba ne yapmam gerekiyor? Ayırmayı düşünüyorum. Ya bu sefer de hiç iştahsız, hiçbir şey yemezse, aç kalırsa. Çocuk ağzının tadını biliyor. En sağlıklı, sağlıklı besini biliyor. Yani tabii... Bu çok hekimlerin işi. Bizim konumuzla çok alakalı bir konu değil. Biliyordum böyle söyleyeceğini. Evet. Dolayısıyla da bir hekimi görmesi lazım. Zaten hekimler de 18 aylık olana kadar evet. Ya da 2 yaşına kadar maksimum süt öneriyorlar, anne sütünü öneriyorlar. Ondan sonrası da anneye de yük zaten. Çünkü anneler ciddi anlamda kısıtlanıyorlar. İşte evet. Biliyoruz daha önceki programlardan da. Hep zayıflamak istiyorlar. Dolayısıyla bir hekime bu konuda danışmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama bu bahsettiğimiz formülü en azından çok yüksek oranda demir içeriyor. Dolayısıyla...
üzüm çekirdeğinin kan üretimini teşvik edici özelliği var vücutta. Ama bir buçuk yaş erken. 2 yaşına geldikten sonraki çocuklar için söylüyoruz. Bunun için 1,5 yaş için biraz hekime başvurmak daha mantıklı bir yol olacak. Aynur Hanım, siz bebeğinizi emzirmeden kesmeye siz hazır mısınız? Ya işte tereddütteyim. Acaba ya aç kalırsa, beni de emmeyince hiçbir şey yemezse diye tereddütteyim yani. Sizin tereddüdünüz geçtiği zaman çocuğunuzun bütün huysuzluğu bitecek, normal besinlere geçecek. Sizin sizin endişeniz çocuğa geçiyor. O da endişeli. Acaba annemin verdiği yemeği mi yesem, yoksa doğduğumdan beri bildiğim yönteme devam mı etsem? Hak verirsiniz ki ikincisi daha mantıklı, ona devam ediyor. Siz doktorunuzun önerdiği o ufak ilk besinleri hazırlamaya başlarken kendinizden emin olup emzirmeyi de sadece bir kere geceye bırakırsanız eğer, hem uykusu için hem psikolojisi için yavaş yavaş bırakmış olursunuz. Ama siz tedirginliğinizi atın. Hiçbir bebek aç kalmaz. Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Peki, sevgiler size. Türk Mersi. Allah bağışlasın. Bunu bir kenara ayırdık. Evet. 2 damla propolis. Propolis koyacağız. Propolisle ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Son günlerde Sayın Başbakanımızın propolis kullandığı ile ilgili haberler çıkmaya başlıyor. Daha önce de altın çilekle ilgili benzer vakalar olmuştu. Bununla ilgili bir sürü sosyal medyada soru almaya başlıyoruz. Diyorlar ki şekere iyi gelir mi? Yani olmadık hastalıklara yine destan yazmaya başladılar. Bir cüruh var öyle, biliyoruz. Aslında mesela böyle faydalı ve önemli bir ürünü başbakanın kullanıyor olması bilinçli tüketici için faydalı bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle ben. Ama maalesef işte bahsettiğimiz, hep bizim mücadele ettiğimiz bir cüruh kesim var. Sırf amacı para kazanmak, insan sağlığı onlar için. O tamamen ticari bir ticari şeyden bahsediyorsun. Ve hemen bunları internet sitelerinde kullanmaya başlıyorlar. Öyle şeylerle karşılaşıyorum ki, öyle sorularla. Geçen gün şeker hastalığına iyi gelir mi? Olduk olmadık hastalıklar. Çünkü internet sitelerinde dehşet reklamlar, yanıltıcı reklamlar, doğru olmayan bir sürü bilgi geziyor. O konuda tekrar uyalım. İnternetlerden alışveriş yaparken bu tür konularda çok çok dikkatli olun. Peki şeker hastalığıyla ilgili bir asla önermiyorsunuz galiba. Hayır, bir zararı yok. Ama bakın, insanların, siz eğer doğru olmayan bir şey tavsiye ederseniz insanların tedavi sürecini geciktirirsiniz ve hastalıkları daha ilerler. Bu çok kötü bir şey. Yani insan, düşünün ki ben propolis içeceğim ve şeker hastalığım iyileşecek diye düşünürken. Anladım, yanlış. Evet, yanlış yönlendirme. Kesinlikle. Ve belki yarın öbür gün insülinden kurtulacak daha basit bir tedavi metoduyla siz insanları ömür boyu insülin kullanmaya teşvik ediyorsunuz. Dolayısıyla çok faydalı bir bitki. Maalesef ki maalesef. Benim favorilerim arasında, kitabımda da en çok yer alan doğal bir materyal. Ama bu tür insanlar yüzünden insanlar belli bir süre sonra bu tür ürünleri kullanmamaya başlıyorlar. İşte örnek, küsüyorlar. Örnek altın çilek meselesi gibi. O kadar çiftçimiz, köylümüz ekti, biçti ama tarlaları heba oldu herkesin. Onun için ne olur biraz bilinçli olalım. O anlamda ben sosyal medyada geçen sene biraz tembellik yaptım ama bu sene cevaplıyorum elimden geldiğince. Siz sorsalar, beni görünce tembelliğiniz geçer. Evet. Beni özlemişsinizdir. Peki Ayhan Bey, çocuklarda bal kullanımında çok çeşitli ballar var. Kestane balı, ıhlamur balı, çiçek balı. Bazısı gerçekten bomba etkisi yaratıyor. Evet. Belli yaşın üstünde ve altında vermemek gerekiyor. Kesinlikle. Hangi balı tercih ediyorsunuz? Yani çocuklar için bir tavsiye ediyorsunuz. Çiçek balından şaşmamak gerekiyor. Çiçek balı en sağlıklı bal. Salgı balları biraz tehlikeli olabilir. Kestane balı özellikle Karadeniz'de benim favorimdir. Az tatlıdır. Az şeker içerisinde. Evet. Yani doğal şekerden bahsediyorum. Yani arının... Bana Trabzon'da hediye etmişlerdi. Evet. Müthiş bir bal gerçekten. Çok güçlü bir baldır. Yediğiniz zaman böyle hakikaten bir sarsar, bir kendinize gelir. Direkt kana karışan bir tek gıda maddesidir. Evet. Bakın, bütün gıda maddeleri içinde bal tek kana karışan maddedir eğer bal ise bu. Sütle karıştırılmasında... Asla. Asla. Ne hatalar evet, yaptık sütün ya. Sütün içindeki laktik asit kimyasal yapısını bozar. Bakın, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Piramitlerde 5000 yıllık bal bulundu ve yapısında bir karbon şaşma yok. Yani olduğu gibi bal o gün nasılsa bugün böyle. Ama o 5000 yıllık balın içerisine bir damla su girmiş olsaydı, bakın su ve sıvılar balın düşmanıdır, girmiş olsaydı o bal bal olmazdı, kalmazdı bugüne kadar. Hep söylüyorum, bu programda öğreten değil öğreten değil öğrenciyim. Estağfurullah. 3 tane çocuk büyüttüm, yüzlerce defa süte bal koydum ya. Yani bir zararı olur mu? Olmaz. Hayır, şekerden ama... çok daha iyidir ama bal vermezsiniz. Bal sade yenmelidir. Böyle kaşıkla Vermelisiniz.
ne yapabilirsiniz? Süsleyebilirsiniz. Onun yapısını bozmamak için işte polen koyabilirsiniz, arusti koyabilirsiniz, propolis, arı ürünleriyle verebilirsiniz. Bu damla konur mu onun için? Konur. Güzel. Evet. Konur ve tadını hiçbir şekilde de anlayamaz. Sabah okula giderken dang. Kesinlikle. Tamam. Ben zaten dediğim gibi favori ürünüm. Benim oğlum da kendi okuldan geldiği zaman, bakın geçen sene okullarda çok grip salgını vardı. Yine var, yine var. Her geldiğinde kapıyı açar, kendisi alır. 5 damla, 6 damla damla tadı hiç sormaz bile. Onun alışkanlığıdır. Ama aktarı ne oldu, ne yapacaktı çocuk ama yani? Ama hasta olmamakla da hasta olmamakla. Alıyormuş çocuk okuldan gelince bala propolis damla atıyormuş kendi. Bakın ne var biliyor musun? Davul çalıyor. görüyorum. görüyorum. Ama şeyle alakalı bakın. Bunları çocuklara sevgiyle vermekle çok alakalı. Ben biliyorum ne aktar arkadaşlarımın çocukları var, neler yapıyorlar. Evet. Yani örneklerle mesela biz her sabah kahvaltımızı beraber yaparız ve her sabah gazetemizi beraber okuruz. İnsan sağlığıyla ilgili kötü bir haber gördüğüm zaman ben mesela bugün uykumu iyi alamamışım Efe, hadi sen bana okusana derim. Mesela 16 yıl bozulmayan hamburgerin haberini bana Efe okumuştur. Gerçekten. Evet. Mesela süper. Büyük Çin'deki büyük fast food zincirlerinin içeceklerinde kullandıkları buzlarda kolibasilinin 12 kat tuvalet suyundan fazla olduğu haberini o okumuştur. Yine bir fast food zincirinde... Sizden bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah. Lütfen bu haberleri bizim editörlerimize yollar mısınız? Tabii, hepsini yollarım. Rica ediyorum. Tabii, biriktirdiğiniz arşivinizde varsa tabii. Gerektiği zaman okumak isterim. Tabii. Bilinçlendirmek isterim dinleyicimizi, seyircimizi. Kars'tan telefonumuz. Neslihan Hanım hoş geldiniz. Gülben Hanım nasılsınız? Halil onu kaldırma ki ben Neslihan mıydı diye kendimi tüketmeyeyim, şöyle karşıma koy. İyiyim Neslihan Hanım, siz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ekranlarda sizi tekrar görmek çok mutlu etti bizi. Evimize çok hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş buldum, sağ olun. Benim bir sorum olacaktı da Sayın Ahmet Bey'e. Ben mide Sayın ülseri Ayhan hastasıyım. Sayın Ayhan Bey ama olsun, evet. Pardon kusura bakmayın olsun. Heyecandan. Ben mide ülseri hastasıyım ama kilom da çok fazla. Şimdi onları bitki çayları çok kullandım. Ama bu mideme dokundu, hani ülserimi azdırdı. Hem içemedim, içemeyince faydasını göremedim. Zayıflamayla alakalı hiçbir şekilde bir gram dahi veremedim. Ekmeği kestim, ne yaptıysam yani ek besinleri falan, tatlıyı kestim, işte unluları kestim ama hiçbir şekilde bir faydasını göremedim. Bana önerebileceği bir bitki çayı var mı acaba? Ben hemen bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Tiroidlerinize baktırdınız mı? Baktırdım, tiroidlerime de baktırdım. İşte midede ülser ve pıtık olduğu için... Bu mide isyan ediyor olmasın hanım... Biraz az yesen de ben de rahat etsem falan diye olabilir ya, mi acaba? Ben çok az yiyorum da işte ben düzensiz ya, yiyorum. Yani öyle, gündüz hiçbir şey diyorum. Yemiyorum. Ne oluyor? Gündüz bir şey yemiyorum ki ben akşam gidince götürüyorum işte yemekleri. Geçmiş olsun zaten. En büyük yanlış. En büyük yanlış. Evet. En büyük yanlış yani, ama işimden dolayı hani düzenli beslenemiyorum. Eve gidince akşam koştur koştur yemek hazırla, çocukları önce besle. Sonra geç saate kalıyor benim yemem. Önce toplayayım, aman yarına iş bırakmayayım, sabah erken işe gideceğim, şu olacak bu olacak. Hani koşturmaktan yemeğe fırsat bulamıyorum, yiyince de maşallah yiyorum yani. Evet. Buyurun İlk Ayhan önce Bey. Bu üçüncü telefon, bunu arkadaşlara söyleyelim. Ben Twitter'da söylemiştim 3 tane kitap vereceğiz ilk 3 soruya diye. Onların harika. Isimleri, sizin kitabı mı? Evet. Benim de arkasını yazdım. Tamam. Onu vereceğiz diye söylemiştik. Bu 3 kişiye gönderelim. Bir, insanların bu tür şeylerde bize çok geliyorlar. Ben karşılaşıyorum. 5 tane hastalık sıralıyor. Diyor ki ben öyle bir şey kullanayım ki 5'i birden iyilesin. Böyle bir mantık yok. Yani hastalıklarınızın sizin yaşam kalitenizi nasıl etkilediğine bakacaksınız ve en acil olandan doğru gideceksiniz tek tek. Yani öncelikle midesine hanımefendinin bakması lazım. Midesini düzeltmesi lazım. Ülser var diyorsa yağlı kudret narı bunun için çok çok yan etkisi neredeyse hiç olmayan, pahalı olmayan, çok ucuz bir metot. Her yemekten önce bir yemek kaşığı kudret narına bir çay kaşığı kimyon koyarsa o gaz problemini de halledecektir. Her yemekten önce bir mide koruyucusu gibi bunu alırsa ülserin ciddi anlamda yener. Eğer bakteri varsa midesinde, endoskopi yapıldıysa bakteriye karşı da yine propolis devreye giriyor. Propolisten de akşam yatarken 25-30 damla kadar bir suyun içine koyup içerse faydasını görür. İlk önce midesini düzelsin. Midesini düzelttikten sonra zayıflama ile ilgili metotları düşünsün ben diyorum. Zaten ülser olmasındaki sebeplerden bir tanesi de yanlış beslenme. Yanlış beslenme, akşamleyin çok fazla yeme, hareketsizlik vesaire diye düşünüyorum.
Peki siz Kars Digor'da bizim anaokulumuz var. Oraya yakın mısınız? Kars Digor arası bayağı bir uzak. Tamam. Yani bir sorayım dedim. Ben merkezdeyim ama gittik gördük biz sizin okulunuzu. Gördünüz mü? Tabii İyi, ki çok sevindim. Iğdır'a giderken gittik, hani merak ettik, baktık, içini gezdik. Allah hepinizden razı olsun, emeği geçen herkesten razı olsun. Allah sizin evlatlarınızı da size bağışlasın. Amin. Acılarını göstermesin inşallah. Sağ olun. İyi, siz çok bizim sevindim. Evlatlarımıza öyle davranıyorsunuz. Allah'ım da sizin evlatlarınızın arkasında dursun. Ay, inşallah. Canım, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım. Çok mutlu ettiniz beni. Digora'da gittiğinizi söylesen ülseriniz çabuk geçsin inşallah. Yanaklarınızdan öpüyorum. Peki bugün özellikle bahsetmek istediğiniz, gösterip tanıtmak istediğiniz bir bitkimiz var mı? Yani bahar yorgunluğu hep sık sık karşılaşıyoruz. Bir de şimdi nezle zamanı. Aynı zamanda onun için de çok faydası olur diye düşünüyorum. Burada hemen çay mı? Basit. Tabii tabii basit. Hemen yapabiliriz burada. Yapalım. Hem enerji verecek hem bahar yorgunluğu hem içerisindeki bitkiler nedeniyle bağışıklığımızı da güçlendirecek. Ekinezya var. Tamam. Bu da neredeyse bütün kış çaylarında sıklıkla kullanılıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Birçok anlamda şöyle mor kısımlarından, saplarından. Tamam. Bakın bu özellikle saplı bazı bitkiler var ki hem sapı hem gövdesi hem kökü kullanılıyor. Ekinezya'yı aldığınız zaman demek ki bu doğallıkta evet. Alacaksınız. Böyle sapları olacak. Evet. Sırf çiçeğini istiyorlar. Sırf çiçeği kullanılmaz. Her tarafı kullanılır bazen hanımlar. Hmm. Onun için bu anlamda aktarlarına, güvendikleri aktarlarına güvensinler öyle söyleyeyim. Doğru. O bu Yasemin'dir. Yaseminimiz var. Bayılıyorum ben. Evet. Hem çok güzel kokar hem de melankoli durumlarında iyi bir rahatlatıcı. Sen ondan mı bayılıyorsun acaba ona? Belki de bizim çayın içinde de vardı o. Aa benim akşam evet. Çayımda bu var. Tamam bak Yasemin evet. Oradan tanıyorum onu. Beyaz çayımız var burada. Çok beyaz güçlü çay. Bir antioksidan. Hı. Evet içerisinde doğal kafein olduğu için de ciddi anlamda uyarıcı. İşte burada olmazsa olmaz kuş burnumuz var. Kabukları sadece kuş burnunun kabukları renk veren kısımları değil ya da hibiskus değil. Şöyle bir parçada zencefil içine attık mı üzerine orada sıcak suyumuz var koyup. Bu mu? Ay evet. Şundan alayım. O da olabilir. Aman bu ne güzelmiş böyle. Bu sıcak mı? Değil bu sıcak. Elim yansın diye cam şişeye koydunuz. Ekip beni protesto ediyor. Ben alayım istiyorsanız buyurun. Bırakın. Evet. Böyle de sıcak suyu. Bunu bir kış çayı mı diyebiliriz? Bu kış çayı, koruyucu çay koruyucu mı? Çay bağışıklık sistemi metabolizmayı için hem güçlendirici. Koruyucu, metabolizmayı güçlendirici. Aynı zamanda da bu çay enerji verici bir çay. Zencefil Ayurveda'da enerji verici bitki olarak kullanılır. Keza burada meyanımız var, meyan kökümüz. O da çok enerji verir. Hatta hiç içine tatlı koymadan dahi, şeker koymadan, bal koymadan dahi içilebilir. Bir çay içilebilir bir çay. Zaten beyaz çay keza çok enerji verici ve çok güçlü bir antioksidan. Yine Necel kaynatmadınız çünkü köklü olmadığı için. Evet, aslında kaynatılabilir ama bu bitkide kaynatmıyoruz. Mesela zencefili kaynatabiliriz. Bunu evde bu tür demliği olmayıp nasıl yapacağım derlerse eski geleneksel metotla o zaman ilk önce zencefili alacaklar bir parça. Burada meyan da var meyandan da bir parça alacaklar. Bu fokurdayınca evet, öbürlerini açacaklar. Bu İçine atılacak soğuk suyla beraber cezve kaynadığı an altını kapayıp diğer bitkileri ama ne yapıyoruz bakın burada da hep yapıyoruz. Bitkilerin içinde uçucu yağlar var. En faydalı maddeler, en faydalı kısımlar bunlar uçmasın diye bu kapaklarını muhakkak kapalı tutuyoruz. Ne kadar güzel değil mi bu cam çaydanlıkta? Evet. Bitkinin hem rengi gözüküyor hem de ne kadar şık. Mehtap Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk iyi yayın ben. Teşekkür Hoş ederim. Nasılsınız? İyiyim iyiyim siz? Ben de iyiyim. Benim Ayhan Bey'e bir sorum olacaktı. Hemen. Benim oğlum 6,5 yaşında. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Sülfür taşıyan amino asit metabolizma bozukluğu var. Homocisteinürü. Ve glutensiz besleniyoruz. Glutensiz ürünler tüketiyoruz. Bu konu hakkında yani bitkisel bir tavsiyeniz var mı? Yani yani bu hastalık adında. Maalesef. Maalesef. Yani hekimlerin direkt işi doğruyu söylemek gerekirse herkesin yaptığı hastalığı ben yapmayacağım bilmiyorum diyeceğim. Bizim milletimizin en büyük hastalığı bilmiyorum diyememek. Bilmiyorum. Evet, takdir alırsınız. Takdir alırsınız. Evet, bilmediğini bilmek yani, en büyük erdem. Kusura bakmayın yardımcı olamadığım için. Keşke bilseydim yardımcı olabilseydim ama hekiminizin tavsiyesinden çok dışarıya çıkmayın. Çok fazla kulaktan duyma şeylere aldanmayın. Tedavi sürecini aksatabilirsiniz. Çocuğunuza istemeden zarar verebilirsiniz. Tabii ben çünkü glutensiz beslenmek zaten çok hassas bir çok, konu değil mi? Hele çok. Ki 6,5
yaş için. Benim küçücük bir tecrübem, mutlaka ki doktorunuz da söylemiştir. Hazır hiçbir ürünü vermemeniz, yani paketlenmiş hiçbir ürünü vermemeniz çok önemli. Kesinlikle. Çünkü o çocuğun bünyesi isyan ediyor. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgiler Mehtap Hanımcığım. Çayımı koyuyorum. Esin Hanım, Esin Çelik. Buyurun. İyi günler Gülben Hanım. İyi günler Esin Hanım. Çok sevdiğim iki insan yan yana. İkinizi de çok yakından takip ediyorum. Bizim Ayhan Bey'i özellikle sizi de bir ev hanımı olarak artı çok çok güzel bir anne olarak çok yakından takip ediyorum. Benim Ayhan Bey'e sorum, 10 yaşında bir oğlum var. 5 yaşında bir oğlum daha var ve 5 yaşındaki oğlum bundan 6 ay önce kavgaları sırasında büyük oğlumun suratını çizmişti ve tırnak izleri kaldı. Benim duyduğum kadarıyla kantaron yağı iyi geliyor dendi. 10 yaşında oğlum, acaba ne şekilde kullanmam gerekiyor, ne yapmam gerekiyor? Ayhan Bey'e bunu soracaktım. Ayrıca o çiziklerin çok izi bekledim. Kalır mı ya? Biz devamlı onlarla yaşıyoruz. Yani suratında bariz derecede bir iz kaldı ve ileride malum delikanlı olacağı için iz kalmasını istemiyorum. Yani elimden geleni yapmaya tabii çalışacağım. Ben de bunu öğreneyim bakayım. Kantaron yağı. Kantaron yağı bu konuda çok iyidir. Hızla onarıcıdır. Hem yanıklarda, hafif yanıklarda ama hem de böyle çiziklerde. Çizik kuruduktan sonra hani bir böyle kabuk kan bağlı kurur ya, bravo. Kabuk bağladıktan sonra asla açık yaraya sürmek yok. O, kabuk bağladıktan sonra her gün düzenli olarak ince bir pamuk yardımıyla iki defa sürerseniz orada iz kalmayacaktır. Zaten iz kalmasının da sebebi tırnak içlerinde özellikle çocukların çok oynadıkları için çok fazla zararlı mikrop bakteri barındığından dolayı orada dokuda tahribat yapıyor, enfekte oluyor. Ama kantaron yağı iyi gelir. Yok eder mi? Eğer derinse tabii yok etmez. Hiçbir şey mucize değildir, onu söyleyelim. Ama minimuma, asgariye indirecektir. Peki normalde bir sorunumuz yok. Cildimiz için, nemlendirmek için banyodan sonra da kendi yağımıza kantaron yağı karıştırmalı mıyız? Kantaron yağı karıştırılabilir ama kantaron yağı çok dikkatli kullanılması gereken hem bitkisi hem kendisi. Mesela güneşe çıkacaksanız, omuzlarınız açıktaysa kantaron yağı kullanamazsınız. Bütün leke 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 olursunuz. Biz öyle dönem dönem çok geri çeviriyoruz insanları. Ne yapacaksınız? Güneş yağı hazırlıyorum. İçine kantaron yağı koyacağız. Asla. Kantaronun çayının içilmesi dahil güneşli havalarda sakıncalıdır. Cildinizde ciddi anlamda lekelenmelere sebep olur. Onun için ben çok fazla kantaron yağını vücudun görünmeyen bölgelerinde ve ihtiyaç durumunda kullanması taraftarıyım. Anladım. Peki bir de son yıllarda en çok yine moda oluyor ya, sizin meslekte bu moda çok var. Argan yağı, argan yağı, her derde çözüm argan yağı, saça, cilde argan yağı. Eminim bunda bir sahtesi çıkmıştır kesin. Aslında temelinden başından kokuşmuş bir düzen gidiyor. Nasıl? Yani bu konuda affınıza sığınarak bir şey söyleyeceğim. Sanatçılar bu konuda çok duyarlı olmalı. Bir şeyi kullanıyorum derken çok dikkat etmeleri lazım. İşin nereye gideceği sonra hakikaten kontrolden çıkıyor. Argan yağı furyası çok fena. Hele bir dönem o kadar ki her 5 kişiden 4 tanesi aktarlara gelen argan yağı soruyor. Tabii bu bahsettiğimiz kötü niyetli kişiler rahat durmuyorlar. Argan yağı ile arganlı yağ ya da arganlı formüllerin birbirinden karıştırılması lazım. Ben hemen örnek göstereceğim. Burada 2 tane elimizde argan yağı var. Özellikle kuaför malzemeleri satan yerlerde, kuaförlerde çok fazla argan yağı satılmakta. Ve bunların birçoğunu biz aldık, inceledik. Niye inceledim? Çünkü Türkiye'de, evet bakın, bir argan yağı diye alıyorum. Bu çok pahalı da bir ürün. Şöyle az bakayım ki. Ne kadar ağır? Öyle mi normal? Öyle değil. İşte gerçek argan yağını ben göstereceğim. Niye argan yağı konusunda konuşma hakkı hissediyorum? 7 yıldır ben Türkiye'ye argan yağı getiriyorum. Evet. Argan yağı Türkiye'de en iyi bilen kişilerden bir tanesiyim. Bakın, bak su gibi. Evet, bu argan yağı. Çünkü bunu biliyorum. Bu kadar. Evet. Şeffaf. Evet. Bu kadar yumuşacık. Bu bal gibi ya. Evet, çünkü argan yağı değil. Ama argan yağı ismiyle çok yüksek paralara satılıyor. İçinde bir damla belki argan yağı var yok. Bakın bu elimdeki argan yağı. Elimde bir çakmak. Gerçek argan yağı. Evet. Gördüğünüz üzere yanmıyor ve çakmak sönüyor. Elim yanıyor artık. Şimdi size argan yağı diye satılan, tabii ellerim biraz yağlandı, bir çakmak alabilir miyiz? Çakmak. Çakma, evet. Heh.
Aa. He, mum diye bu elektrik... Aa, duman çıktı diyor, inanamıyorum. Bakın şimdi bunu kapatmamız neden lazım. Evet. Bana bak. Gördünüz mü? Çünkü kimyasal madde. Çünkü silikon. Yani bunu sıklıkla söylüyorum, bana da kızıyorlar, kuaför arkadaşlar da kızıyorlar. Bu argan yağı falan değil. Bu bildiğimiz silikon. Direkt petrokimya türevi bir ham madde. Nerede kullanılıyor en çok? Birçok kozmetik üründe kullanılıyor. Birçok amacı var. Parlak göstermek gibi. İşte burada kullanılıyor. Ayakkabı cilası. Evet, silikon ve silikon türevleri ayakkabı cilası. Bunu hangimiz kafanıza sürersiniz? E nereden bileceğiz bu hangisi şimdi? İçinde %100 argan yağı yazması lazım. Etiketine argan bakacaksınız. Argan yağı alırken marka vermiyoruz elbette, evet, ki. %100 argan yağı yazması lazım. Dehşet verici, evet, bir örnek yaptı. Düşünün bir genç kızın, atıyorum, saçları dökülüyor. Saçlarına bunu sürdüğünü düşünün. Bakın, eğer bunu sürüyorsunuz, genelde kuaförlerde satılıyor ve durulama gerektirmiyor. Gerçek argan yağı muhakkak saçtan sonra durulama gerektirir. Kafanızda bu varken birisinin kazayla yanınızdan geçerken bir kıvılcım düşürdüğünü, bir çakmak çaktığını düşünsenize. Bu vakalarla bile karşılaşabiliriz. Ya da şöyle bir soru sormak istiyorum. Niye ona 100 lira civarında bir para vereceksiniz? 2 liralık bunlardan alın. Saçınıza şöyle bir sürün. Birebir aynı etkiyi gösterecektir. Saçınızı asla onarmaz. Sadece dış yüzeyini, dışını parlatır. Siz de zannedersiniz ki saçlarım ne kadar ışıltıyla parlıyor. Aslında hiçbir şekilde sağlıklı değil. Saçınız oksijen almıyor, hava almıyor. Keratin ve argan eşdeğer midir? Değildir. İkisi farklı şeyler. Keratin boynuzun, tırnağın, saçın yapısında olan bir madde. Keratin kullanılabiliyor saça, saç köklerine kullanılabiliyor, saça onarmak için kullanılabiliyor. Genellikle boynuzdan ve hayvan tırnaklarından elde ediliyor. Hmm. Ama argan yağı Fas'ta yetişen, bir zeytine benzeyen bir meyve. O meyvenin soğuk pres yöntemiyle sıkılan bir yağ. Ama bu bahsettiğimiz yağla uzak yakın vardır. Üzerine sadece etiketine argan yazabilmek için içinde bir damla argan yağı vardır. Argan yağı ile argan yağlı ürünün arasında dünyalar kadar fark var. Maalesef bu tür ürünler popüler olmaya başlayınca işte bahsettiğimiz sırf bu kısımda değil, kozmetik kısmında da bazı insanlar devreye giriyorlar ve insanları kandırıyorlar. Argan yağı cilde de uygulanır, argan yağı saça da uygulanır. Vücuda da. Ama evet, vücuda da uygulanır. Çok faydalı bir yağdır. Bir defada, iki defada saç dökülmemi durdurdu diyen insanları tanıyorum. Saçlarımın ucunu onardı diyen insanları tanıyorum. Ama yağ diye para veriyorsanız, bir kıymeti varsa, kalkıp da kilosu 5 dolarlık bir silikona da kalkıp 100 lira gibi küçük bir şeysine para vermek, milleti soymaktan başka hiçbir şey değil maalesef. Çok faydalı bilgiler edindik sizden. Ayhan Ercan, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümde Cemal Nur Sargut bizlerle birlikte olacak. Ayhan Bey de önümüzdeki haftalarda elbette bizlerle birlikte olacak. Gülben biraz sonra devam edecek. Beddua ne zaman yerine ulaşır? Annenin evladına ettiği beddua tutar mı? Kalp kıranın bedduası kabul olur mu? Tasavvuf sohbetleriyle gönülleri fetheden mutasavvuf yazar Cemal Nur Sargut birazdan Gülben'de. Dinimizde bedduanın yeri ne? Beddua ne zaman yerine ulaşır? Anne ve babanın evladına ettiği beddua kabul olur mu? Haksız yapıldığında beddua kişiye geri döner mi? Beddua etmek günah mı? Tartışma sırasında istemsiz edilen beddua tutar mı? Tasavvuf sohbetleriyle gönülleri fetheden mutasavvuf yazar Cemal Nur Sargut stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Canım, sağ olun. Program yapmadığım bir buçuk sene boyunca hep sizinle sohbetlerimiz için o kadar uyarılar, o kadar güzel telefonlar ve istekler aldım ki
Başlar başlamaz konuğum olun istedim. Siz de beni kırmadınız. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. O senin güzel değişimin insanlara fark etmiştir. Onunla alakalı. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Ben Cemal Nur Hocam dedikçe o bana hocam deme, abla de diyor. Ve her kelimesiyle alçak gönüllülüğü zaten yaşamın içerisinde de hep öğretiyor. Sizden öğrenmenin sonu yok. Ay canım. Son zamanlarda ben de kendimce çok ufak cümleler kurarak öğrencisi olduğum tasavvufun diye başlayarak kendimce bir şeyler konuşuyorum. Yanlış mı ifade ediyoruz? Doğru mu anlatıyoruz tasavvufun? Aslında bir tasavvuf ehli olarak bize bunu bir açıklar mısınız? İnşallah ehliyimdir. Tabii ki tasavvuf Allah'ın öğrencisi olmaya hazırlık yapmak demektir. Dolayısıyla sen tasavvufla ilgilenmekle Allah daima öğretir ayeti kerimesini yerine getirmiş oluyorsun. Her hadisede, her yerde, her tecellide yalnız o var, başkası yok. Başka bir kuvveti, kudret yok, başka bir güç yok. Yalnız onun gücü var. Bizim aczimiz ve onun sonsuz birliği. İşte onun için her kimden öğrenirsen mutlaka Allah'tan öğrenmiş oluyorsun. O yüzden tasavvuf Allah'la irtibat kurmak, yaratılmışta Allah'ın isimlerini seyretmek, kimseye kızmamak, kırmamak, kırılmamak. Bunları biraz açarız belki. Evet, lütfen. Fakat en önemlisi, çok güzel bir tarifi var, çok seviyorum. İnsanın bela ve sıkıntı anında içinde huzur bulmasına tasavvuf denir. İnsanın bela ve sıkıntı anında içinde huzur bulmasına. Evet, çünkü sevgilinin selamı gibidir bela ve sıkıntı anları. Mesela çok sevdiğim bir hikaye var. Hazreti Ebu Bekir, 40 gündür hiç sıkıntı çekmedim. Beni artık hiç mi sevmiyorsun Allah'ım demiş. Tam o sırada en sevdiği devesinin ölüm haberini almış. Çok şükür selamını aldım Allah'ım demiş, secde etmiş. Şimdi tabii biz o seviyede değiliz. Evet, bana da öyle diyorlar. Çok ütopik şeyler konuşuyorsunuz diyorlar. Ama o seviyede değiliz. Ama o seviyeyi idrak etmek için tekamül etmeliyiz. Yani bu dünyada cenneti bulmanın tek yolu hadiselerin üstüne çıkabilme kabiliyetini elde etmektir. Bu da yalnız Allah aşkıyla olur. Hadiselerin üstüne çıkabilmek ne demek? Şimdi hadiselerin esaretinden kurtulup hadiseleri esir almak demek. Yani başımıza gelene takılmadan. Katiyen. Ne? Katiyen. Bana bu niye geldi demek mi? Niye geldi bile demeden, bundan benim almam gereken ne ders var? Yahut mutlaka bu benim hakkımda daha hayırlıdır ama ben henüz idrak edemiyorum diyebilmek. Mesela bir kapı kapanırsa başka bir kapının açılacağını bilmek. O kapıdan artık zarar geleceğini hissetmek. Dolayısıyla hiçbir şeye üzülmemek. Hiçbir şeye. İşte bunun üstesine çıkmanın tek yolu, bak ne kadar güzeldir. Mesela sen annesin. Anne olmadan önce gece yarısı gelseler, seni uyandırsalar. Ah bir sorarım sana, ne kadar mi acı çekersin? Uyanamazdım ki zaten. Şimdi tık. Tık. Bir de söylenirsin. Niye kaldırdılar da bu sabah uykum benden. Uykum bölündü. Ben 8 saat uyuyamayınca yüzüm gözüm kötü. Ay aynen, neler söylerdim. Aynen. Yok öyle bir şey. Hayır, sen ben 4 saat uyuyunca oluyormuş. Ya? Hayır, sen öyleydin. Ben de okula gideceğim, ders veremeyeceğim diye söylenirdim. Fakat evladı olunca anne, bir evlat sevgisiyle gece her uyandırılışta, ilk uyandırdı da besleyebildim diyor. Bir evlat sevgisi sıkıntıya böyle bakmaya sebep olursa Allah aşkına nasıl olur bir düşün. Dolayısıyla Allah'la irtibatta sıkıntı ve belayı görmemek, hatta Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. En büyük felaket belayı bela görmektir diyor. Belayı bela görmek en büyük felaket. Ya belayı bal gibi görmek lazım. Bana ne lütuf geldi diye düşünmek lazım. Böyle baktığında hadiseler çok hoş oluyor. Ama bu bir mertebe. Ay tabii bu mertebe. Bu günlük yaşamın içerisinde. Ama çok zevkli biliyor musun? Evet biliyorum. Geliyor başıma, çok geliyor, evet, biliyorum. Yani yapılmayacak bir şey değil. Artık siz de yaşamaya başlayınca oluyor. Ha şimdi Harvard.